hocam, tedavi yöntemleri nelerdir? Kanser hastalığının tedavisinde 3 çeşit yöntem vardır. Cerrahi, kemoterapi, radyoterapi. Hastalığın evresine göre erken evre veya ileri evrelerde kanser hastalığının evreleri 4'e ayrılı, 1'den 4'e kadar. Bu evreler içerisinde öncelikle genel cerrahi, hastanın cerrahi olarak tümörün çıkarılması esastır. Tümör çıkarılabiliyorsa tamamen çıkarılır. Eğer çıkarılamıyorsa, çevre organlara da yapışıklık varsa ona göre hastaya daha biyopsisi yapılır, kanser teşhisi konur, hangi organda gelişmişse. Çıkarılamayacak tümörlerde devreye kemoterapi ve radyoterapi girmektedir. Kemoterapi hastaya uygulanan, damardan uygulanan bir ilaç tedavisidir. Bu seanslar halinde yapılır. Bu seanslar haftada bir, 3 haftada bir veya 2 haftada bir, kanserin tipine göre ilacın verilme şekline göre, kişiye göre değişmektedir bu kanserde uygulanan kemoterapi. Yine hastaya radyoterapi yapılır. Radyoterapi ışın tedavisidir. Radyoterapi hafta içi her gün seanslar halinde uygulanır. Hafta sonu hasta ışın tedavisine girmez. Bu radyoterapi de uygulama süreleri zaman zaman bir seans nokta atış dediğimiz tedaviden 6-7 haftalara kadar uzamaktadır. Bu şekilde hastaya tümörünün cinsine, yerleşim yerine, hastanın hangi organda olduğuna göre, şikayetlerine göre, hastanın en önemlisi yaşı da çok önemli. Hasta 70 yaşın üzerinde, yani ileri yaşlarda böbrek hastalığı, tansiyon, şeker, kolesterol gibi ek hastalıkları da varsa uygun görülmeyebilir doktor tarafından. O zaman hastaya uygulanan tedavi yer değiştirir. Hastaya ya cerrahisi uygulanır, olmazsa ışın tedavisi öncelikli olur veya kemoterapi olur. Zaman zaman hastaların tedavisinde akıllı ilaçlar kullanılmaktadır. Akıllı ilaçlar nokta atış yapılabilecek, yani hastalığın tümöre hedefe yönelik tedaviler olmaktadır. Bu yine patolojik tipine göre karar verilir. Hastalara uygulanan ışın tedavisi dediğimiz radyoterapide de nokta atış tedavisi yapılmaktadır. Şimdiki uyguladığımız teknolojiyle, yani uygulanan radyoterapinin teknolojisinin ilerlemesiyle birlikte hastanın sadece tümörüne odaklanıp tümörüne çok yüksek doz ışın tedavisi verip çevresindeki sağlıklı organları maksimum korumaktayız. Ve hastalığı ortadan kalktığı zaman, yani yapılan bu tedaviyle hastalık ortadan kalksa bile hastada artık gelişebilecek ışın tedavisine bağlı olan yan etkileri minimuma indirmekteyiz. Bu da hastanın hayat kalitesini artırmaktadır. Çok yüksek bir doz ışın tedavisiyle tümöre ışın tedavisi verip çevredeki organları maksimum bir şekilde korumak hedeflenmektedir.